Esad salgını fırsata çevirip İdlib'i vuruyor. Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle geçtiğimiz ay Moskova'da sağlanan İdlib Ateşkes Mutabakatı'nda yaklaşık 50 gün geride kaldı. İdlib Ateşkesi'nin ardından geçen 1,5 aylık sürede 185 bin sivil, İdlib ve şehir kırsalındaki yerleşim yerine geri dönerken, Esad rejiminin bölgedeki ateşkes ihlalleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rejimin koronavirüs salgınını fırsata çevirerek İdlib'de ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çekmesi, bölgeyi yeniden gündeme taşıdı. Sahadan gelen haberlere göre rejim güçleri sık sık Lazkiye'nin kuzeyi ve Türkiye sınırına yakın noktalarda ateşkesi ihlal ediyor. Ankara Esad rejiminin bölgedeki faaliyetlerini ve ateşkes ihlallerini yakından takip ederken Rus muhataplarıyla da bu bilgileri paylaşıyor. Türkiye İdlib'de kalıcı ateşkes ve huzuru sağlamak için sahada ve masada çabalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya ile İdlib'deki stratejik M4 karayolu üzerinde 5. Ortak Kara Devriyesi geçtiğimiz hafta tamamlandı.